İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı ne diyeceğiz hocam Merkez tahtamıza? Müdürü. Merkez Müdürü Sayın Menekşe Kılıç Aslan ile beraberiz ve her zamanki güler yüzüyle bize bugün alışveriş bağımlılığını anlatacak. Aslında konumuz sadece alışveriş değil hocam. Biz şöyle size söyleyeyim. Bu hafta bağımlılık haftası Evet, aslında. Yeşilay'dan dolayı. Yani Yeşilay'ın bağımlılık haftası. Biz de bu haftaya atfen şöyle hangi bağımlılıklarımız var? Bir onları gözden geçirelim dedik. Dün çok güzel alkol, uyuşturucu, ilaç bağımlılığı ve eksikliğinin neden olduğunu Özgür hocamızdan öğrendik. Bugün de sizinle hem aslında israf konuşalım. Gözde hocamızın da şu anda yayında, Gözde hocamızın da en sevdiği konulardan bir tanesi israf. Evet, Gözde Hanım'la bir tanışıp konuşamadık. Onun da turizmde israfı ile ilgili bir çalışmaları vardı zannediyorum. O O sadece alan turizmde değil hocam. Keşke bir araya bir gelebilseniz var gelemedik ya. pandemiden dolayı. İnşallah bir O araya zaman geleceğiz. eğer hani müsaitse zaten şimdi hep birlikte de tartışabiliriz Gözde hocamla da. Şimdi şöyle Menekşe hocam alışveriş. merhabalar, hoş geldiniz. Çok memnun oldum ben. İsraf, ister gıda israfı olsun, ister alışveriş çılgınlığı, böyle konular olduğunda ben çok mutlu oluyorum. Herkesin fikrine sağlık. Evet, Ne teşekkür güzel. ederim. Ben özellikle sağlık alanında israfa çok yöneldim ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Ve Ne yalan güzel. sağlık diyerekten adı üstünde bastırarak Türkiye genelinde birçok eğitimler verdim ama sağlığımızın israfı korkunç. Onu nokta atışı vurgulamak gerekiyor. Şimdi o zaman hazır konuyu açmışken hemen şu sağlıkla ilgili israfı bir konuşalım. Olur Alışverişe Zeliha. bilahare geçelim. Tabii ki. Siz muhtemelen bir sürü ekstra çekilen MR'lar, ekstradan yapılan tahliller, filmler, röntgenler bunlardan bahsediyorsunuz. Tek bir Evet. şikayetle gitmiş olan hastayı komple check-up yapıp çıktığından bahsediyorsunuz. Tabii Buyurun ki. hocam bir fikirlerinizi alayım. Şöyle Zeliha Hanım, aslında 30 yıllık sağlık deneyimden sonra, yani ben 30 yıl deneyimden sonra akademisyenliğe başladığım için sağlıktaki tecrübelerimi anlatıyorum öğrencilerime de. Ama sağlıktaki israflarla ilgili de çok ciddi çalışmalar yaptım. Özellikle de kamu hastanelerinde kâra geçiren ilk kişi unvanını da aldım. Yani neden? Bir sürü israfın önüne geçildiğini bunu ispatladım. Yani net olarak, maddi olarak elimize veri olarak geldi. İstanbul Üniversitesi'nde en son emekli olmadan önce aylık ortalama 30 trilyon civarında o zamanki parayla ciddi bir tasarruf sağladık. Bu çok ciddi ve sadece nokta atışı dokunuşlarla oldu bunlar. Daha önceki kamu hastanelerinde de bunu yaptım. Bir en önemli israflardan bir tanesi çalışan israfıydı. Yani personel israfı. Gereksiz yerde bir sürü elemanların toplanmış olması ve gereksiz bir şekilde insan yığını oluyordu ve gerçek işi yapmıyorlardı. İkinci en önemli israflardan bir tanesi de bir hareket israfıydı. Yani şu an Kamu Hastaneler Birliği adı altında şehir hastaneleri açıldı ve buradaki insanların gereksiz yere bir yerden bir yere giderken bir hemşirem anlatıyordu. 10.700 adım attığımı biliyorum günlük diyordu. 10.000, 20.000 yani düşünün eve gittiğimde halim kalmıyordu artık diyor. Çünkü şehir hastanelerinde takdir edersiniz ki bir AVM gibi düşünün. Oradan oraya geçerken çok ciddi bir zaman israfı oluyordu. Hareket israfı oluyordu. Diğer israflardan bir tanesi de malzeme israfı. Çok ciddi şekilde malzeme israfı vardı. Sizin söylediğiniz gibi Zeliha Hanım, MR, BT, tomografi gibi çekimlerin ve bu malzemelerin alımları en son teknoloji çıktığında öbür teknolojiyi bırakıp yenisine geçiyoruz. Ama dünyada yapılan çalışmalarda İngiltere'den örnek vereyim, Fransa'dan örnek vereyim. Bir ayda çekilen MR İstanbul'da sadece ve sadece bir günde çekiliyor. Yani o kadar, Bir pardon, bir ayda yılda çekilen MR, özür diliyorum yanlış o söyledim. evet. Korkunç rakamlar var. Yani bu kadar israf, bu kadar MR, BT, tomografi çekmeye ne gerek var? Sağlık Bakanlığı bununla ilgili önlemler almaya çalıştı. 180 gün şartını koştu. İşte 360 gün, 120 gün gibi bantlarını koydu. Ama bizim Türk insanları onun bir çıkar yolunu bulup işte sol beyin değil de sağ beyin gibi gösterdi. Farklı şeyler gösterdi. Yine çekildi o MR'lar. Şu anda laboratuvar tetkikleriyle ilgili o kadar büyük israflar var ki o da neden oldu? Yeni 2010 yılında sağlıkta dönüşümle beraber 2005'te başlayan bir fırtınayla sağlıkta dönüşümle beraber performans sistemi geldi. Performans sistemi gelince de sevgili hekimlerim kendilerini daha ön plana çıkartmak için çok ciddi tetkikler istemeye başladı. Çünkü onun arkasından da defansif tıp dediğimiz hekimlerimizi dava açmaya başladılar.
Onlar da kendilerini savunmak için sürekli tetkik ve MR istediler. Kendileri garantiye almak için. Bu da ne oldu? Gereksiz yere bir sürü tetkik ve tanı istendiği için, görüntüleme istendiği için bu da çok büyük bir israfı boyut aldı. Rakamsal boyutlarını size anlatamıyorum burada, çok büyük. Yani şöyle bir şey var, Amerika'da sadece bir gün, sadece bir gün yapılan bir çalışmadır bu, net bir şey. Bir gün grev yapıyor sağlık çalışanları, ölüm oranı %50 azalıyor. Hekim hatasından kaynaklanan, çalışan personelden kaynaklanan ölüm oranı bile azalıyor. Yani burada o kadar farklı şeyler oluyor ki, bunları ben sağlık çalışanlara, sağlık yöneticilerine eğitim verirken çok detaylı anlatıyorum tabii. Yaklaşık 10 gün, 15 günlük eğitimler oluyor. Buradaki israfın her boyutunu düşünmemiz gerekiyor. Her alanda, her aşamada, bir hastanenin otoparkından başlayarak sağlık kuruluşlarının, kapıdan çıkan güvenliğe kadar her yerin yalınlaşması, yalın dediğimiz bir sistem ki Japonların çok ciddi şekilde bununla ilgili çalışmaları yapmış ve sıfır hatayla maksimum verimlilik sağlamışlar. Evet. Ve bununla ilgili de çalışmalarında daha çok inovasyondan daha çok Kaizen'e yönelmişler. Bununla ilgili çok ciddi şekilde just in time dediğimiz tam zamanlı üretim yapmışlar ve yalın üretim tekniklerini çok iyi uyguladıkları için, benim doktora tezim de bununla ilgili olduğu için ben bununla ilgili çalışmaları yaptım. Burada çok büyük bir başarı elde etmişler. Sıfır hatayla maksimum verimlilik ve sıfır stok. Bu çok önemli. Özel hastaneler size kızıyordur ama. Efendim? Özel hastaneler size kızıyordur, ekmek kapımıza. Özel hastaneler kızmıyor, aslında işlerine geliyor. Çünkü özel hastanelerde bu daha güzel uygulanıyor. Yaklaşık 3 yıl kadar da bir özel hastanenin müdürlüğünü yaptım. Hatta siz de bilirsiniz, sizin camianızdan bir arkadaşımızı. Kendisi İdris rolüyle Çukur'da oynayan sevgili Ercan abimle beraber çalıştım. Onun hastanesinde de müdürlük yaptım. Orada da çok ciddi israfları engelledik. İsraf denince hastadan alınan para değil, hastanede kullanılan bütün malzemelerin ve malzemelerin etkin ve verimli kullanmasıyla alakalı bir şey. O zaman teke ineyim ben. Mesela ilaç bağımlısı oluyorlar. Sürekli aynı ilacı kullanmak, onu bir şey demiyorum. Hani diyabet hastası, kalp hastası bilmem ne, bunlar kullanabilir ama anormal bir ilaç yazımı ve ekstra ilaç tüketimi var Türkiye'de. O da neden Zeliha'nın? Siberkondi dediğimiz internetten ya da farklı alanlardan, dostundan, arkadaşından önerilerek kullanılan ilaçlar veya işte dostu, arkadaşı kullandı, o kullandı, bu kullandı diyerekten gereksiz bir ilaç tüketimi var. Ve bilinçsizce antibiyotik tüketimi var ki bu da zaten çok ciddi bir yıkıma sebep oluyor. Böbrek yetmezliğinden tutun da diğer hasarlara, bir yerden olumlu yaparken bir yerden olumsuz etkiler sağlıyor. Yeni bir tane yüksek lisans öğrencim de bununla ilgili Türkiye genelinde bir araştırma yapıyor. Siberkondri dediğimiz, yani işte arkadaşımdan, dostumdan, internetten, Google amcamdan öğrendiğim hastalık belirtilerimle ben hastane geziyorum. Her doktor farklı bir tetkik ve şey yapıyor, ilaç yazıyor. İki gün onu kullanıyorum sizin dediğiniz gibi. Şu an bir çalışma yapsak, eski ilaç firmasında çalışmamdan dolayı biliyorum. Buzdolaplarımıza bakalım. Minimum herkesin buzdolabında 2000-3000 TL'lik ilaç stokta duruyordur. En büyük ilaç israfı da burada gözlüyor zaten. Peki bir soru soracağım. Yani üstlerinde böyle son kullanma tarihi var. Yani o tarihi böyle geçtiği zaman o ilacın kullanılmama diye bir şey söz konusu mu? Yani ne kadar? Şöyle, FDA onayına göre mutlaka ilaçların kullanım tarihleri var. Ama biz ilaç kullanım tarihinden sonra bazı ilaçları hemen imha etmemiz gerekiyor. Bazı ilaçları 2 ay kadar opsiyon verebiliyoruz. Yani ben Eczacıbaşı ilaç pazarlamada çalıştığım için tıbbi mümessil olarak bizim ilaçlarımızda biz 2 ay opsiyon verebiliyorduk. Ama bu tamamen hastanın kendisine kalmış bir şey. Yani normalde ilaç tarihi bittiği an kullanılmaması gerekiyor. Dava edildiğinde zaten defansız tıp dediğimiz olay burada devreye giriyor. Hastaneler ve özel sağlık kuruluşları eğer miadı geçmiş bir ilacı kullanırlarsa zaten suç unsuru teşkil etmiş ediyor. Harika. Şimdi hocam burada bu konuyu bağlamam ve alışveriş bağımlılığına geçmem lazım artık. Aslında konuların hiçbirisi birbirine bağlantısız değil. Çünkü sonuçta insan kaynaklı bunların hepsi. Tabii ki. Hepimiz insanız. Yani hastaneye, doktora gitmeyi bağımlılık haline getirmiş bir sürü insan var. Evine 112 çağırmayı bağımlılık haline getirmiş bir sürü insan var. Ve ben bunları hepsini gören, bilen, çoğunu da yaşayan biri olarak çok rahat bir şekilde kaynağı insan olan konularda israf kaçınılmazdır diyebiliyorum. Şimdi
Alışveriş çılgınlığı deyince aklımıza gelen nedir hocam? Alışveriş bağımlılığı. Evet, Yani onyon. zayıflayınca giyeceğim deyip aldığım etekler mi? Efendim kilo verince üstümde daha güzel durur diye satın aldığım paltolar mı? Yoksa gereksiz yere ya da giyip birkaç kere giyip dolaplarımızda bekleyen bir sürü giysi mi, ayakkabı mı? Neyse işte. Bakarsanız Zeliha Hanım, aslında Bağımlılık hepsi sizin nedir söylediğiniz yani? doğru tespit. Çok doğru tespitler. Ama biz kadınlar olarak, hep kadınlar çok fazla alışveriş yapıyor diyorlar ama şu anki teknolojide son 2 yıldır, 3 yıldır baktığımızda e-ticaretle beraber çok farklı bir alışveriş çılgınlığı başladı. Hep kadınlara zarf atılıyordu, suçlanıyordu ama erkeklerin bizden daha fazla alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Ve bu genelde de alışveriş çılgınlığını hani normalde kişisel bakım ürünlerine yönelecek diye beklerken genelde burada kendilerini aldıkları biz kadınlar gibi ayakkabı ve kıyafetler olduğu çıktı. Yani hani normalde işte onlar işte av malzemeleri alır, bilmem ne alır, işte top malzemeleri alır falan filan diye düşünülürken tam tersine genelde erkeklerimiz de aynı kadınlar gibi ayakkabı çılgınlığı, kemer, toka, işte aksesuar Saat. çılgınlığı, parfüm, aynen öyle saat, Saat. korkunç bir saat çılgınlığı var. Ya bu yani sonuçta kişisel ihtiyaçlar dediğimiz şeylerde aslında daha da farklı şeylere doğru yöneliyor. Yani kadınlara paralel gidiyor onların da alışveriş çılgınlığı. E-ticaretle beraber bu daha da hızlandı. Daha da Güneri bize Bey'e baş sorayım atmaya o başladı. zaman. Acaba Güneri Bey erkek aramızdaki erkek temsilci olarak ne aldığını söyleyebilir mi bize? Yani mesela ekstradan hani daha doğrusu kafanızda bir şey planlamadan gittiğinizde ne alırsınız? Ayakkabı, tişört, iş çamaşırı, Öncelikle şey. merhaba diyorum size. Güzel bir mevzumuz var. Hanımefendiden bunları dinlemiş olmak bana da büyük bir keyif veriyor Melek Canlar. Estağfurullah hocam. Size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler anlatıyor. Şimdi siz alışverişten bahsediyorsunuz ama bu pandemi döneminde bana göre alışveriş yok. Ne yapıyoruz biz biliyor musunuz? 10 sene önceki şeylerimizi çıkarıyoruz. Ama tabii ben kendimden bahsediyorum. Yaş itibariyle artık belli bir şeye geldikten sonra bakıyoruz dolaplarımız taşmış. Ne olacak bunlar böyle? İçinden seçmeler yapıyoruz. Hani derler ya kurt koca ince eskileri karıştırırmış. Biz şu anda Zeliha onu yapıyoruz yani onu sana söyleyeyim. Yani inanın gidip de herhangi bir şey almıyoruz. Çünkü zamanında o kadar sorumsuzca alışveriş etmişik ki Ne zamanında almışsınız o onu kadar çok sormak istiyorum Güneri Bey. evet. Ne var en çok dolapta? Gömlek mi var mesela? Pantolon mu var? Ne var? Evet. Gömleği de var, pantolon da var. İnanın bende 30 senelik Lacoste giysiler var hala. 30 senelik. Ama vücudum müsait olduğu için ben bunları kullanıyorum. Giyiyorum. Ve millet şaşırıyor böyle. Nasıl bu? Ya nasıl bu var? Bunları... Ama şimdi tabii artık almıyorum. Yani inanın 10 senedir takım elbise aldığımı bilmiyorum. İlave pantolon aldığımı ben bilmiyorum. Ama bak bakın ben burada ben kendimden bahsediyorum. Kendimle ilgili bahsediyorum. İnanın buraya gelir oturmadan önce gardıroba gittim. Önce oradaki kazaklarımı aldım. Ayırdım kategorilere. Kategori dediğiniz boğazlı kazaklar, V yaka kazaklar, bisiklet kazaklar, desenli kazaklar. Dolabın böyle bir köşesine şöyle şöyle yığdım. Herhalde en az 30-40 tane var. Şimdi Ne burada o zaman yapabilirim? Güneri Bey ve Menekşe Hanım'a geri dönüyorum. Siz çünkü burada kötü bir örnek oluyorsunuz. Mesela elektronik alışverişi yapmıyorsunuz. Yapı malzemeleri almıyorsunuz. Sesi kesildi. Değil mi? Yani mesela saç, parfüm, duş jeli, şampuan, bilmem ne benzeri şeyleri yani biraz kötü örnek oldu şey Yani Güneri şöyle bir Bey. şey var Zeliha Hanım. En önemli şey pandemi döneminde aslında alışveriş çılgınlığı daha da arttı. Çünkü e-ticaret Ya. oturduğu yerde alışveriş yapmaya başladı. Hani biz belki Y kuşakları ve ondan önceki kuşaklar biraz daha şeyli gidiyoruz, tedirgin, sağlam gidiyoruz ama sevgili hocamız da o konuda çok tedbirli davranmış. Ama şöyle bir geçelim gençlerin bütün dolaplarına. İnanın daha etiketi üstünde duran belki 10-15 tane kıyafeti vardır. Minimum yani. Hiç kullanmadı ama belki sizin dediğiniz gibi yazın giyerim, işte indirimdeydi aldım, bir alana 2 tane bedavaydı. Bir de firmaların yaptığı kampanyalarda, şu anda internette de bunu yapıyorlar.
Bir alıyorsunuz, ikincisi bedava. Ya da işte 150 indirimli. İki al, üç öde. Bunlar veya 99 rakamını koyuyorlar. O kadar şey geliyor ki, cezbedici geliyor ki. Almasanız bile işte, ama ne yapıyorsunuz? Mesela şu anda Flo çok, bunu çok iyi kullandığı zamanda 2+1 dedi. Bir alana iki bedava ya da bir alana iki alana bir tane bedava. Almasanız üçüncüyü almak zorunda kalıyorsunuz. Ama aynı fiyat. Hayır, aslında aynı fiyat değil. Sadece 10 lira belki indirim yapıyor. Çok basit bir indirim yapıyor ama sizin kafanızda iki tane aldım, bir tanesi bedava diyor ama bedava. Biz Türklerin en büyük zayıf noktası bu zaten. Promosyona bayılıyoruz. İlaç firmasında çalışırken de ben bunu, Türk hekimlerim olsun, sevgili hekimlerim tenzih ediyorum ama promosyona bayılıyorlardı. Ben bir ilaç yazdıracağım zaman yanına bir tane ekstra bir hediye verdiğimde Menekşe senin ilacını yazdım diyor. Çünkü bir kupa bardak da versem çok hoşuna gidiyordu. Biz Türklerin çok zayıf noktası bu. Çünkü biz sıcakkanlıyız. Vermeyi sevdiğimiz gibi almayı da çok seviyoruz. Evet. Ve bu yüzden dolayı mesela yurt dışındaki insanları bir araştırın, bu kadar değildir. Ama biz hem almayı hem vermeyi çok seviyoruz. Alırken de kredi kartıyla alışveriş yaptığımız için bilinçaltında nasıl olsa bunu ben ödeyeceğim ama aman 10 taksit öderim. Halbuki o kredi kartını almadan çıksın, ben denedim Zeliha Hanım. Sizinle daha önce de bu biliyorsunuz bir çalışma yapmıştık, orada da söylemiştim. O zamandan beri ben kredi kartım kayboldu diyorum herkese. Kayboldu. Diyorlar ki anne sen imkansız, kartsız yaşayamazsın. Ve ben yaklaşık 3 aydır gerçekten kredi kartımla hiçbir şey harcamadım. Ve kredi kartıyla hiçbir şey harcanmadan da yaşanabiliyormuş. Ve inanılmaz tasarruf sağladım. İnanılmaz tasarruf. Yani öyle böyle tasarruf değil. Tamam, bu çok önemli bir şey. Tamam. Ya kusura şimdi, bakmayın benim de, şey kesildi bir anda. Neden bilemiyorum. Tam mevzuya Bey, siz kötü bir örneksiniz. Evet. Tutumlusunuz fazla. Evet. Ne güzel. Evet. Evet. Ama biz böyle öğrendik ya ailemizden. Annemizden, babamızdan biz bunları öğrendik. Bunların yapılması gerektiğini öğrendik. Ya benim babam bakın PTT müdürü, 30 sene PTT müdürlüğü yapmış Çanakkale'nin Ezine kazasında. Ben bilirim babam benim ceketlerinin kolları şey olmasın diye böyle siyah kolluk giyerdi. Evet. Kalemi vardı, kalemi tamamen... Gömlekleri yakaları ters çevrilir. Ters çevrilirdi. Bize annemiz dikerdi her şeyleri. Tabii biz son bir jenerasyonuz gerçi ama yani biz böyle yaşadık. Ya kalem kullanırdı, kopya kalemi deriz biz ona. Yani böyle yazdığı zaman PTT'de. O bittiği zaman azaldığında kamış takardı ucuna. Kamış da onun tamamını bitirirdi. Aynen öyle. Yetişme tarzımız bizim buydu. Onun için yani biz ayakkabılarımızı pençe yaptırırdık. Ezine'ye ben öğrenciyken gönderirdim. Ayakkabılarım pençe olur altları. Onları kullanırdık. Yani bakın şimdi rahmetle anacağım Sayın Orhan Kuralı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hakikaten ondan da öğrendiğimiz çok şeyler vardı. Bu tasarruf hususunda. Yani gereksiz alışverişlere çok kızardı rahmetli, öyle mi Zeliha Hanımcığım? Çok tabii. Çok kızardı. Benim karşı komşum, çok görüştüm kendisiyle rahmetliyle. Her şeyleri o kadar böyle dikkatli hareket ederdi ki israfta müthiş karşıydı. Müthiş çok karşı. Doğru ama Güner Bey. Çok doğru. Evet yani bunların böyle olması. Müjdar da aynısı. Müjdar da sevgili sanatçımız. Çok değerli evet. Kendisiyle çok iyi görüşürüm. Çok. Korkunç tasarruf, yani israfı hiç sevmez. Hiç. Olmak aslında, zorundayız. Olmak zorundayız. Tabii. Hayır yani şimdi israftan geldiğimiz için ben bunları böyle anlattım. Yok çok güzel. Yani niye? Hakikaten israfa bir dur demek lazım. Ama bu pandemide bana göre evet bazı şeyler, alışverişler zor oldu. Öyle zor olunca da insanlar herhalde alamadı artık fazla bir şeyler. İnsanlar ama öyle bir atraksiyonlar yapıyorlar ki, öyle bir şeyler yapıyorlar ki müthiş alışveriş de oluyor. Onu söyleyeyim atraksiyon. Pandemide Güner Bey e-ticaret çok ciddi zirve yaptı. Marketler maksimum verimliliği sağladı. Esnaflarımız maalesef kan ağlarken belli evet. Firmalar tavan yaptı, zirve yaptı yani. Ve şöyle bir şey daha var. Çok önemli bir şey. Ben bir pazarlamacı olarak içim açarak söylüyorum. Algıda seçicilik yaparak bilinçaltımıza bizim bir şekilde alışveriş yapmamızı bir şekilde sağladılar. Yani dikkat ederseniz internete girdiğinizde herhangi bir ürünü şöyle bir baksanız binlerce marka karşınıza gelmeye başladı. Evet, evet. Televizyonda, reklamlarda bir şekilde karşınıza, cep telefonunuzda bir şekilde, Instagram'da bir şekilde. O kadar ciddi sosyal medyayı bize bağımlı hale getirdiler ki siz bir bardak bak, ben bir su bardağı bakmaya çalıştığımda bir kere bakayım artık bütün her yerde su bardağın tüm ürünleri karşıma gelmeye başladı.
Ve bir şekilde beyin diyor ki Menekşe al artık o bardağı. Al. Bak sana su bardağı sunuyorlar. Böyle bir hale getirdiler bizi. Çok ya, ciddi. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Sizin söylediğiniz çok ciddi milli servetimiz gidiyor. Çok büyük israflar. Çok ciddi teknoloji israfı var. Çok ciddi şekilde kıyafet israfı var. Ve en önemlisi Çevre ve İnsan Sağlığı Merkez Müdürü olarak bunu içim acıyarak söylüyorum. Bir gömleğin üretiminde 400 ton su harcanıyor. Kullanılıyor. Evet. Yani bir de su israfı. Benim da... iklim değişikliğimde ve en önemlisi iklim değişikliğinin en önemli noktalarından bir tanesi şu anda tarım ve hayvancılık. Gıdada ulaşılabilirlik. Gözde Hanım bu konuyu da daha detaylı söyleyecektir. Ama buradaki ulaşımda, tarımda suyun bu kadar israf edilmesi ve tekstil üretiminde bu kadar ciddi harcanması ve normalde bir hayvancılık üretiminde de aynı şekilde bir hayvanın üretimi etin sofraya gelmesinde aynı oranda su tüketimi var. Bunlara baktığımızda biz bu kadar çılgınca alışveriş bağımlılığına düşmememiz lazım. Güneri Bey'in söylediği gibi eskiden gömleklerimizin yakası ters çevriliyordu. Gömleklerimiz eskimesin diye biz kolluk takıyorduk. Ayakkabılarımız eskidiği zaman ayakkabıcımız vardı, tamir ediyordu. Ben bilirim ki bir ayakkabı 2000 numara büyük alınırdı ki 2 sene daha giysin diye. Aynı numara alınmazdı, mümkün değil. Aa seneye de giysin olmaz, masraf olur derlerdi. Ama şimdi öyle bir boyut yok. Hiç maalesef yok. Telefonun modeli değiştiği için yeniden hemen telefonlar değişiyor. Efendim onun kamerası bilmem ne. Şimdi yalnız bir şey keşfettim, bir marka. Markayı Türkiye'de yok ama marka öyle bir telefon üretmiş ki telefonun bütün her yeri aynı kalmak üzere götürüyorsunuz. Sadece kamerayı değiştiriyor. Yeni pikselli bilmem neli. Ve telefonu çok uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Aslında yıllardır elektronik tamir de yapılmıyor. Yani saatiniz bozulduğu zaman götürüp saatinizi tamir ettirmiyorsunuz. Yeni bir saat alıyorsunuz. Aynen. Televizyonunuz bozulduğu zaman tamir ettirmiyorsunuz. Bilgisayarınız bozuldu. Ama öyle bir şekilde de yapıyorlar ki Menekşe Hocam, onlar yazılımlarla yükleniyor. Dolayısıyla ben mesela bu gerçeği çok acı bir şekilde arabamda yaşadım. Arabamın arka stop lambası söndü. Arabamın arka stop lambası söndü. Ben arabayı götürdüğümde bana ne dedi biliyor musunuz? Bu arabanın stop lambası sadece lamba değişmeyecek. Komple çıkacak. Komple yerine yerleşecek. Nasıl yani? 8 bin lira. Komple. Nasıl yani? Komple çıkacak. Şimdi, böyle ben bunu duyunca tabii bir çevreci olarak derhal arabamı değiştirme ihtiyacı hissettim. Dedim ki ben nasıl bir şey kullanıyorum? Fakat evden çok arabada yaşadığım için o dönemler arabanın güvenli bir şey olmasını tercih ediyordum. Fakat o karşıma çıkan 8 bin liralık bir ampul değiştirmek, yani 5 liralık ampul yerine 8 bin lira komple bir şey değiştirmek var ya, bana çok ağır koydu. Şimdi Japonya'da bir kadın var hocam. Siz mutlaka tanıyorsunuzdur. Marie Kondo diye bir kadın var. Marie Kondo kendine bir tarz belirlemiş. Evlerde minimalizm diye kitaplar ve videolar hazırlamış. Ben zaten Türkiye'de keşke bu tarz... Mesela sizin gibi insanlar, Gözde Hanım gibi insanlar çıksa da böyle videolar hazırlasa. Kadının yaptığı bir şey yok. Kadın geliyor, evi kutsadım, tamam. Bunu böyle yerleştir. Bu kazakları böyle koy. Şunları böyle yerleştir. Bunu al işte sana minimalizm. Minimalizm bu değil. Ama kadın ortaya bir tezle geldiği için milyonlarca satıp, milyonlarca dolara da, binlerce dolara da konferanslara, seyahatlere giden bir kadın haline geldi. Biz Türk insanı olarak zaten bu bizim kanımızda var. Vardı. Sizin annenizde var Güneri Bey'in. Gözde Hanım nereden aldı o israf şeyini? Yani gencecik bir hocamız nereden aldı? Aileden gördü kesinlikle. Ve yani bu tür şeyler bence insanlara sunulma. Bakın su dediniz. Ben geçen de bir istatistik çıkardım hocam. Dünyada yaşam olarak, bütün dünyada %36'sı insan. %60'ı sadece bu insanları beslemek için yetiştirilen hayvanlar. Evet. Besi hayvanları. Ve o resmini gördüğümüz şahane işte gergedanlar, filler bilmem ne, sadece %4'ü kaldı. Yani bu %4 nedir biliyor musunuz? Çok kısa bir süre sonra dünyamızda bu hayvanları, bu türleri göremeyeceğiz demektir. Ve bizim hayatta kalabilmemiz için gerekli şeyi, besi hayvanlarını yetiştirmek için dünya kadar su
enerji harcıyor. Onların çıkardığı sera gazı ve iklim değişikliğini de saymıyorum zaten artık. Yani nereye doğru gittiğimizi artık görmemiz gerekiyor. Bunun için de sizler gibi değerli hocalarımızın bizleri sadeleştirme çabasının içinde olması lazım. Daha çok anlatmamız lazım. Daha fazla belki kendimize saklamamamız, daha fazla paylaşmamız lazım. Öyle değil mi Menekşe Yani Hoca? bu konuda Zeliha Hanım, ben sağlık alanında çok fazla bu çalışmaları yaptım ve çok ciddi eğitimler vermeye çalışıyorum. Ama şöyle bir şey var, her gittiğim konuşmada da bunu zaten ısrarla vurgulama çabasındayım. Bu şöyle bir şey, şu anda yaptığımız çalışmalardan ziyade çocuk gelişimci öğrencilerime hep bunu söylüyorum. Çocuklar, anaokulu öğrencileri yetiştireceksiniz. Aslında ilk temeli siz atıyorsunuz, israfı oradan başlatacaksınız. Bu çocuklara bunu vurgulamak anaokulundan başlıyor. Ya anne babalar evet kesinlikle ama öğretmenin okulda verdiği ve özellikle 3-5 yaş arası. Çünkü çocuk kendini orada çok iyi geliştiriyor. Orada bilinçaltını bunları çok iyi koyabiliyor. Benim aslında hedefim hep buydu. Anaokulu öğrencilerine, hocalarına yani bu ders öğretmenlerine bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmak. İsrafı burada anlatmak. Özellikle çevre bilincini, özellikle atık konusunu, yani çevremize duyarlılığı bunların hepsi orada yetiştirdiğim zaman şöyle bir düşünün, kendinizden pay biçin. En akılda kaldığın dönem ne? İlkokul dönemi ve ilkokul öncesi. Ben şimdi kendimden düşünüyorum. Bir misafir nasıl ağırlanır? Masaya nasıl konulur? İşte çöpe atılmaması gerekiyor. İşte herhangi bir yırtık kıyafetin varsa, temizse, annen dikerse artık o kıyafette bir sorun yok. Yine kullanabilirsin. Bunların bilincini zaten orada, okulda öğretmen bunları o kadar güzel anlatıyor ki. Ama şimdiki gündeme bakıyoruz. İşte şu moda değil, bu değil, şöyle değil. Moda kavramıyla zaten çok ciddi bir israfa yöneldik. İkinci bir israf da en önemli israflardan bir tanesi çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyle ve teknolojik alanda sizin de söylediğiniz gibi aplikasyondan dolayı sürekli cep telefonları yenileniyor. Dünyada en çok telefon alan ve kullanan, son model kullanan ülke biziz. Ne kadar acı bir şey. Şu anda Apple firması göbeğini kaşıya kaşıya diyor ki oh Türkiye ne kadar güzel sıraya giriyor. Daha yeni modeli gelecek harika diyor ellerini kaşıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi aslında ben niye ona bağımlı kalayım? Benim kullandığım ben de sizin gibi bir telefon kullanıyorum markasını söylemeyeceğim. Ve en az 10 yıl kullanacağım. Hiç gerek yok sadece ara ara gidip bir güncelleştirme yapacağım. Ve Koç zamanında rahmetli Vehbi Koç memleket meselesi diyordu. Meslek lisesi, memleket meselesi. Yani özellikle bizim bu alanda teknik destek verecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Yenilemek için, bunları tamir etmek için, bunları herkesin evine bakın. En önemli unsurlardan, israflardan bağımlılık, teknoloji. Laptop iki tane var. Cep telefonu var, iPad var, o var, bu var. Bakıyorsunuz en minimum geçinemiyorum diyen insanın evinde bile bunlar var. Acı. Çok acı. Ama Biz eskiden televizyon yoktu evimizde. Televizyonu görmek imkansızdı yani. Bunları sorguladığımızda işte biz hakikaten çok ciddi bir şekilde bağımlı hale geldik. Ama bunun taksitle en satıyorlar önemli yani taksit tabii kapitalizm 10 diyeceğim taksit, onu. 12 taksit. Evet yani kapitalizmin araçlarından biridir taksit ve taksitle ne yazık ki Bağımlı hale ulaşabilmenin getirmek. her yere bağımlı hale getiriyorlar bizi. Gözde Hanım açtı penceresini, güzel yüzünü gördük. Gözde Hanım, son 6-7 dakikamız var. İsterseniz Menekşe Hocama sormak istediğiniz bir şey varsa sesinizi duyamadık. Buyurun. Alo, ses duymuyor. Tekrar merhaba. Şimdi bugün o kadar güzel denk geldi ki ben sabahki dersim 11 ile 1 arasında uygarlık tarihinde alışveriş çılgınlığına gitti. Çünkü Aşil'le Hera'nın bu tarihte güzellikle ilgili sürekli güzelliğe yatırım yapmasından bahsederken öğrenciler dediler ki hocam pandemide kuaförler hep açık. Sürekli olarak bir şeyler almaya çalışıyorlar. İşte estetik cerrahları çok kazanıyor. Ben de katılıyorum. Sonra biraz alışveriş işte tutumlu olalım. Çok fazla kıyafet almayalımdan bahsederken nedense tutumlu taraf hep eski jenerasyonda yeni nesil işte genç hocalar tutumlu olamaz gibi top hep böyle atılıyor. Ben de dedim ki ben çok eskiciyim. Bakın bu babaannemin yüzüğü. Bu kravat iğnesi dedemin ama ben bunu saç tokası yapıyorum. Bunlar böyle vefat eden eniştemin şeyleri. Ben bunları kullanıyorum. Yani hep günlük hayatta kullanıyorum. Yani. Hiç de yeni bir şey almıyorum. Ve şöyle bir durum var. Ben onu da önerdim. Fransa'da falan böyle retro pazarları var. Ben dedim ki Avrupa'da neden dedim yaşanmışlığı olan şeyleri alıyorlar da biz hep yenilerini alıyoruz. Ben de onu önerdim. Belki bunu böyle bir motto gibi öğrencilere ve bütün herkese böyle yani
alışveriş yerlerinin dışında bunu bir kampanya gibi alışveriş yapmayın, yaşanmışlığı olan. Çünkü ben yani bu kesinlikle bunlar daha kıymetli benim kullandığım şeyler. Doğru. Böyle önersek belki hani bunu da böyle fikren sürekli empoze etsek tatlı bir şey olur gibi geliyor. Yani fincanlar, benim kullandığım her şey öyle. Yani mutfağımdaki fincanlarım, baharatlıklarım. Öyle yapabiliriz belki. Proje haline de getirebiliriz. Üniversitenizin şu pandemiden dolayı birazcık eğer açılma şey olursa İnşallah. Üniversitemizdeki öğrencilerimize de başlatabiliriz bunu. Bir yer standını kurarız. Eski eşyalarınızı getirin, değiş tokuş yapalım. Yani ama atmayalım, israf etmeyelim, almayalım yenisini şeklinde. Diğer bir konuda en önemli şeylerden bir tanesi, biz eski yaşanmışlıkları, evet Almanya'da mesela bir eşyayı veya bir şeyi atma şansınız yok. Bir alan var, oraya bırakıyorsunuz 15 gün. 15 gün içinde eğer o alınıyorsa başkası tarafından alınıyor. Yoksa tekrar evinize getiriyorsunuz. Çöpe atma diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ama biz her şeyimizi, kullanılıp kullanmadığımız her şeyimizi atıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hocamız yıllar önce, 10-15 yıl önce ve onun uyguladığı taktiği ben de uyguluyorum ara ara. Dedi ki kendime şöyle bir sistem kurdum dedi. Bir kıyafet alacaksam ya da bir şey alacaksam bunun parası şu kadar değil mi? Evet. Ben bununla yurt dışında şuraya gidebilirim. Ne kadar para lazım? Şu kadar. Evet. Şimdiden başlıyorum biriktirmeye. Bir yıl içinde dünyayı gezecek parasını biriktirmiş. Bir yıl içinde. Her alışveriş yapmaya niyetlendiği ürün için o parayı o fona ayırmış kendisine. Bu ve bir yıl içinde hiçbir şey almadan yaşanabileceğini ispatlamış. Zorunlu ihtiyaçların dışında. Yani Maslow'un özellikle bu konudaki yapmış olduğu çalışma da çok mantıklıymış aslında. Zorunlu ihtiyaçların dışında alışveriş yaptığımızda ya da bunlarla ilgili işlemleri yaptığımızda ne yapıyoruz? Ciddi israflara gidiyoruz. Ciddi zararlar oluyor. Hem cebimize, hem ülke ekonomisine, hem de dünya iklim. Bakın diyoruz ki son 30 yıl. 30 yıl sonra biz artık dünya ısınıyor, buzullar eriyor, iklim değişiyor. İnsanlar ne yapacak? Nerede yaşayacağız? Nasıl yaşayacağız? Belki de gıda ile ilgili çok büyük sorunlar yaşayacağız. Ki benim Avrupa Birliği projem var şu anda. Yeşil mutabakat dediğimiz çataldan, çiftlikten çatala dediğimiz, pardon çiftlikten çatala evet. Böyle bir proje yaptık. Jeotermal enerjiyle yani yeraltı kaynaklarıyla tarım yapıyoruz. Çok ciddi bir israfı engelliyoruz. Ne yapıyoruz? O tarımı yaparken seraları ısıtıp o suyu tekrar doğaya gönderiyoruz. Hem burada tarımcılık yapacağız, hem üretim yapılacak, hem de burada suyumuzu israf etmemiş olacağız. Doğal su kaynaklarımız var. Müthiş bir şey. Dünyanın en ünlü, en güzel kaplıcaları bizde. Ve biz bunları şu anda kullanamıyoruz. Daha yeni yeni jeotermal enerji hayata geçti. Çok konuşulacak o kadar çok konu var ki, o kadar çok şeye şey yapıyoruz ki o ya 5-6 güne kadar bu onaylanacak büyük bir ihtimalle. Süper. Ama çok ciddi bir proje. Çok süper ciddi proje. Yani. Çok evet, güzelmiş. Zeliha Hanım son 2,5 dakikamız kaldı. Bilgilendirme için araya girdim. Kusura bakmayın böldüm biraz. İyi yapmışsın. Bu arada söylemek için mi girdin devreye? Evet bunu söylemek için devreye girdim. Kapanmasın. Bu arada Gözde hocamla Menekşe hocamın mutlaka bir araya gelmesi lazım. Ve özellikle ilk olarak üniversitede başlamak üzere Bit Pazarı projesini evet. hayata geçirmesini rica ediyorum. Çok güzel bir düşünce. Çünkü aslında Amerika'da ben gördüm arka bahçe satışı, backyard sale diye oraya koyuyor adam taşınırken diyelim. Nesi var nesi yoksa 1 dolar, 10 dolar, 1 sent falan elden çıkarıp tertemiz öbür tarafa gidiyor. Halbuki biz bir bakıyorsunuz çöpte dünya kadar... ayakkabılar, elbiseler, yataklar, yastıklar ve hatta onların içini, tellerini, mellerini söken de bir takım gerizekalı toplayıcılar var. Şimdi toplamam lazım. Özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum Menekşe Hocam. Rica ederim. Yani var ya sizi nasıl böyle yani dinlemelere doyamıyorum öyle diyebilirim. Gerçekten öyle. İnşallah bir gün karşı karşıya da geliriz. Katıldığınız i̇nşallah, için çok teşekkür ederim. İnşallah seve seve. Yani benim en çok hayalim şu bu Avrupa Birliği projesi olduktan sonra Türkiye'deki jeotermal enerjilerinin yeraltı kaynaklarının tarıma kavuşturulmasını istiyorum. Çok ciddi şekilde. Yani tamam. Bizim ülkemiz gerçekten kendi kendine yeten dünyada nadir ülkelerden bir tanesi. Ve değil, Ezine bunu... demişken Binere Hocam siz söylediniz ben Ezineli Ezine'de yapıyoruz bu projeyi de. Ve 20 yıldır da Çanakkale Ezine'deyim. Kestanbol kaplıcası var. Kestanbol kaplıcasıyla yapmıyoruz yani. Ayvacık'taki bir çalışmayla yapıyoruz. Evet tamam. Ama 20 yıllık da Ezine'liyim yani. Harika. Ben doğma büyüme Ezine'liyim.
Benim de sonradan bir yazdığım oldu orada. İnşallah bir gün orada da sizleri ağırlamaktan. Proje olduktan sonra zaten davet edeceğim hepinizi. Çok ciddi bir ses getireceğim. Tavaklı iskelesindeyim. Tavaklı iskelesindeyim. Ben de Tavaklı iskelesindeyim yine. Bak beraber yaşıyoruz. Ben bu önümüzdeki hafta gidiyorum yine oraya. Ben de gidiyorum Perşembe günü. Tamam, görüşmek üzere diyeceğim ikinize. Her an kesilebilir. Kapanabilir. Sevgiler sunuyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam, Binali Bey'i kaçırmayın. Aynen.